Varna zaferi dolayısıyla Edirne'de büyük şenlikler yapıldı. Sultan Mehmet adına, Karaköy'ünlü hükümdarına, Timurlu Sultanına ve dahi Memlüklere ulaklar çıkarılıp zafer müjdesi verildi. Bu Haçlı belası Osmanlı üzerinden şimdilik def olmuş vaziyetteydi. Sultan Murat ordu ile Edirne'ye döndükten sonra zafer sevinci son bulmuş, siyaset başlamıştı. Çandarlı Halil Paşa'nın isteği Sultan Murat'ın yeniden tahta oturmasıydı. Kral Ladislas öldürülmüş ancak kendisinden daha şöhretli olan Yanoş Hunyadi hayattaydı. Bu yüzden Sultan Murat bir müddet daha Edirne'de kalmaya karar verdi. İşte bu dönemde kaynaklar durumu çok farklı şekilde açıklamaktadır. Bazı kaynaklar Sultan Mehmet'in saltanatının devam ettiğini, bazı kaynaklarda Sultan Murad'ın tahtta bulunduğunu söylemektedir. Ancak durum gerçekte her neyse 2. Mehmet halen Edirne'de bulunuyordu. Dönemin yazılı kaynaklarında Varna Savaşı ganimeti Sultan Mehmet adına kayıt olunmuştu. Bazı kaynaklarda Sultan Murad'ın hiçbir surette tahtta sultan gibi oturmadığı belirtilmektedir. Ancak Sadrazam Çandarlı Halil Paşa, İshak Paşa, ona yakın devlet adamları ve Yeniçeri ağası Kurçu Doğan başta olmak üzere 2. Murat'a sultanmış gibi davranıp yeniden tahta kalması için elinden geleni de yapıyorlardı. Ancak Sultan Murat daha 4 ay önce dört bir yana haber salıp tahttan feragat ettiğini bildirmiş ve İstanbul'da bekleyen Orhan'a karşı oğlunun tahtını sallayacak bir harekette bulunması beklenemezdi. Çandarlı bu dönem için boş umutlarla hareket ediyordu. Sultan Murat devlet adamlarının ısrarlarına rağmen Manisa'ya dönmeye karar verdi. Tahta oğlu Sultan 2. Mehmet'i bırakıp yola koyuldu. Saruhan, Aydın ve Menteşe sancaklarının geliri Sultan Murat'a tahsis olundu. Sultan Murad'ın otoritesi Avrupalıların gözünde çok yüksektir. Bir zaman sonra Sultan 2. Mehmet Rumeli Sultanı, 2. Murat ise Anadolu Sultanı gibi görülmektedir. Özellikle bu kayıtlara Venedikli kaynaklardan ve Franz Babinger'in Osmanlı tarihinden ulaşılmaktadır. Edirne'de 2. Murat'ın ayrılmasından sonra bir devlet siyaseti savaşı sürüyordu. Çandarlı ve ona yakın devlet adamları ile Zanos ve Şehabettin Paşalar ile aralarında büyük çatışma söz konusuydu. Zanos ve Şehabettin Paşa 2. Mehmet'i Varna Savaşı'na götürememişler ve bu surette 2. Mehmet'in otoritesi sarsılmış, babası 2. Murat gelip durumu kurtarmış gibi olay lanse ediliyordu. Bu hem devlet ricali hem halk tarafından böyle karşılanıyordu. Çandarlı Halil Paşa, Zanos ve Şehabettin Paşa ikilisine karşı Sultan Murad'ı tekrar tahta geçirmek için elinden geleni yapmaya hazır bulunuyordu. Çandarlı Halil Paşa 1437 yılından beri devlet işleriyle uğraşan bir numaralı kişiydi. Zira Sultan Murat her ne kadar savaşçı bir padişah da olsa bunun dışında zevk hayatını çok seven bir karakter olduğundan devlet yönetiminde yıllardır Çandarlı Paşa'nın ağırlığı bulunmaktaydı. Sultan 2. Murad'ın Çandarlı Halil Paşa'ya karşı sonsuz güveni vardı. O sefere çıktığında payitahtı Çandarlı Halil Paşa'ya bırakırdı. Ve dahi 2. Mehmet'i tahta çıkardığında da Çandarlı Paşa'yı kendisine devlet işlerini öğretsin diye sadrazam bırakmıştı. Halil Paşa'nın nüfuzu yanında özellikle bu yıllarda Zanos ve Şehabettin Paşa'nın hükmü Çandarlı'dan daha düşüktür. Zanos ve Şehabettin Paşa 2. Mehmet'i dış politikada saldırgan bir yol izlemesini, hatta daha o yaşlarda İstanbul'un fethini gerçekleştirebileceğine dahi inandırmışlardı. Bu durum Çandarlı Halil Paşa'nın dış siyasetteki barışçıl politikasını zedeliyordu. Bu yüzden Çandarlı Paşa 2. Mehmet ve onun paşalarıyla birlikte yol yürüyemeyeceğine kesin karar verdi. Çandarlı Halil Paşa ile Şehabettin Paşa arasında ciddi bir iç çatışma yaşanmaya başlamıştı. İkisi de devlet içinde büyük bir askeri güç barındırıyordu. Özellikle Şehabettin Paşa'dan bahsedecek olursak geçmişi çok şanlıydı.
1438 yılında Rumeli Beylerbeyliğine atanmıştı. 1441 yılında Noburda ve Sırp kalelerini ele geçirerek büyük şöhret kazanmıştı. 1440 yılından sonra Rumeli Beylerbeyi olmakla beraber vezir olmuştu. Ancak 1442 yılında Hünyadi-Yanoş ile girişilen savaştan sonra Osmanlıların mağlup olmasıyla onun şöhreti de bir dönem geriledi. Fakat Şehzade Orhan'ın Rumeli'nde isyan çıkartmasını önlemesi ve Varna Savaşı'nda Osmanlı ordusu sol kanadındaki başarısı yine kendisini zirveye çıkartmıştı. Bu durumda Şihabettin Paşa, Halil Paşa'dan sonra en nüfuzlu kişi olmuştu. Ayrıca Rumeli ordusunun başında olup gerek Akıncılar gerekse bütün Rumeli askeri arkasında saf tutacak kadar kendisini seviyordu. Rumeli ordusu o dönem Osmanlıların en kuvvetli birlikleriydi. İkinci Mehmed'i destekleyen diğer isim olan Zanos Paşa ise geçmişte Arnavut ili Sancakbeyliğinde bulunmuş, sarayda hazinedar başlığı yapmıştı. İkinci Mehmed'in cülus ettiği günden beri resmi olmasa da manevi olarak sadrazam sıfatında bulunmaktaydı. Genç sultanın otoritesini arttırmak ve geleceğini hazırlamak konusunda hiç kimse onun kadar gayretli değildi. Çandarlı Halil Paşa'nın baş düşmanı ve karşı siyasetin başını çeken kişiydi. Çandarlı Halil Paşa ise bu saydığımız iki vezire gölgesinde bırakacak kadar nüfuza sahipti. Tabii ki bu durum 2. Mehmed'in çocukluk döneminde geçerlidir. Özellikle Edirne'de Kapıkulu muhafızları Yeniçeri ağası Kurtçu Doğan ile oldukça samimi olup bütün Yeniçeri Çandarlı Halil Paşa'nın emrindeydi. Sultan Murad'ın halen hayatta olması ve kendisinin sadrazamlık makamında bulunması güçlü bir konumda olmasını sağlıyordu. Özellikle Yeniçerilerin arkasında saf tutması Çandarlı'nın en kuvvetli özelliğiydi. Buraya kadar anlattıklarımız yanında Çandarlı Halil Paşa ile Zanos ve Şehabettin Paşalar arasında 2 sene kadar şiddetli mücadele yaşandı. Zanos ve Şehabettin Paşalar Sultan Mehmed'i Osmanlı geleneklerine göre sürekli gaza ve özellikle İstanbul'un fethi üzerine ciddi şekilde teşvik ediyorlar ve Hazreti Peygamber'in bu konudaki hadisinden söz ediyorlardı. 1447 yılında bu durum üzerine endişeye düşen Çandarlı Paşa, Sultan Murad'a bir mektup yazarak Zanos ve Şehabettin'in bu hareketlerini Sultan Murad'a bildirdi. Çandarlı Paşa uzun geçen 2 senenin ardından otoritesini kaybetmek istemediğinden 2. Murad'ın yeniden tahta geçmesi için elinden geleni yapmak isteyecekti. ...1446 yılının Mart veya diğer kaynaklarda Mayıs ayında Edirne'de büyük bir yangın çıktı. Bunu takiben Yeniçeriler Edirne dışında toplanmak suretiyle isyan başlattılar. Yeniçerilerin başında Kurtçu Doğan vardı. Yeniçerilerin isyan etmesinin ana sebebi olarak aldıkları akçenin ayarının düşürülmüş olduğunu söylediler. Birdenbire Şahabettin Paşa'nın konağını basıp kendisini öldürmek istediler. Şahabettin Paşa zor bela kendisini saraya atıp canını kurtardı. Yeniçeri isyanı maaşlarına yarımşar akçe zam yaparak bastırıldıysa da başta Çandarlı Halil Paşa, Vezir İshak Paşa ve Kurtçu Doğan el birliğiyle Sultan Murad'ı yeniden hükümdarlığa getirmek için kollarını sıvamışlardı artık. Yeniçeri isyanı tam olarak bastırılamadı ve bu defa da Buçuktepe'ye çıkıp toplandılar. Ve Sultan Murad'ı tahta isteriz, aksi halde İstanbul'a gider Orhan'ın arkasında saf tutarız diye nara atmaya başladılar. Artık isyan kontrolden çıkmış vaziyetteydi. Çandarlı Halil Paşa dahi durumdan tedirgin olmuştu. Olayların bastırılamaması üzerine Sultan Murad Manisa'dan kalkıp Edirne'ye doğru yol aldı. Çandarlı Paşa durumun vehametini kendisine bildirmişti. Ancak Sultan Murad isyan sonlanır ümidiyle Bursa'ya geçip beklemeye başladı. Bir müddet sonra da isyan sonlandırıldı. Yeniçeri isyanının son bulmasından sonra artık Çandarlı Paşa Sultan Murad'ı kesin bir şekilde tahta davet etmişti. Sultan Murad da yeniden tahta geçmeyi uygun bulmuştu.
Bunun kanlı olmaması, iç savaş çıkmaması için de planlı hareket etmeye başladılar. Çandarlı, Sultan Mehmed'i günlerce sürecek bir ava çıkmasını sağladıktan sonra Sultan Murad'ı derhal Edirne'ye davet etti. İkinci Mehmed durumu öğrenince Avlak'tan Edirne Sarayı'na geldiğinde tahta babası sultana otururken buldu. Çandarlı'nın bir hile yaptığını anlamıştı. Babasının elini öperek tahttan çekilmeyi kabul etti. Andan Sultan Mehmed dahi Halil Paşa'nın bu hilesiyle vakıf olup mütehayir olup eğitti. Eğer Allahu Teala bana devlet verirse ben dahi sana edem deyip gönülden kin bağladı. Bunun üzerine Sultan II. Mehmed yeniden Manisa'ya Sancak Bey olarak gönderildi.